Abi, abi vurma! Salak kardeşim! Senin yüzünden adamlar tepemde lan! Abi dur abi! Sen nesin, kimsin oğlum? Polislerin üstüne adam salmak nedir? Abi dur bir dinle! Senin yüzünden yemediğim laf kalmadı lan! Abi Sude'ye... Ay senin Sude'ne! Yeter lan, yeter! Neden laftan sözden anlamıyorsun? Kime yaptırdın lan bu işi? Torbacı İzzet. O buldurdu adamları. Ulan bir torbacın eksikti lan. Ulan Bora. Babamın oğlu olmasan seni şuraya gömerim. Halledebilir misin Rıdvan? Faturası ağır olur Harun Bey. Ne istiyorsan kes. Tamam, hallederiz o zaman. İzzet'in saklandığı yer burası müdür. Adresi söyleyen muhbir, güvenilir mi? Torbacılık yaptığımı halleden bulduk abi. Narkotiğe çalışıyormuş, güvenilir elime. Arkadaşlarına haber salmış. Sabaha şehir dışına kaçacakmış müdürüm. İyi, kaçmadan yakalayalım. Şişt, çık dışarı, çık. Abi, çek. Abi ben bir şey yapmadım, beni niye alıyorsunuz ya? Herkese kadar konuşmuşsun İzzet, yürü. Resmileri çağırın, şu evi bir arasınlar. Al güç. Bilinen adrese arama ekibi istiyorum. İzzet'in sorgusundan da bir şey çıkmadı baba. Kimse Harun'u konuşmuyor. Hepsi Bora'nın işi diyorlar. Görsen. İnanmıyorsun değil mi? Taktın kafayı şu herife ha. Taktım baba. Kendi kaşındı. Ayağına kadar çağırmalar. Güya özür dilemeye, aba altından sopa göstermeler. Geçecek bu işleri ya. O it kardeşi ortalığı duman ederken hiç mi haber olmamış? Kimin parasıyla adıyla toplanmış o kadar kiralık adam? Arkası da sağlam Harun'un. Sabahtan beri telefonlar susmadı yine. Ah telefonlar, ah telefonlar. Elimizdeki adamların gözaltı sürelerini uzatın. Biraz daha sıkıştırın. Madem eminsiniz Harun'un bu işin içinde olduğundan... ...bana delil getirin, şahit getirin. Allah Allah, bir bu eksikti. Ne oldu? Harun'un şirketinden basın açıklaması yayınlanmış. Ne diyor? Kardeşi Bora'nın adalete teslim olması çağrısında bulunmuş. Emniyet güçlerinin her zaman yanındayız falan filan. Bir gazete ilanı mı? Gazete, sosyal medya. Girebildiği her yere girmiş müdürüm. Şov yapıyor şerefsiz. Evet ama iyi yapıyor. İşinize bakın. Bulun bir şeyler. Alalım şu adamı artık. Hadi. Evet. Tamam. Tamam. Söylüyorum şimdi. Cinayet şube amiri gelmiş. Sizinle görüşecekmiş baba. Ha, bekliyordum zaten. Hadi kolay gelsin hepinize. Acil bir durum sanırım ha. Yoksa bir çay kahve söyleyebilirim size. Sağ olun müdürüm. Çok zamanınızı almayacağım. Tamam. Hakan komiserin de olaya dahil olduğu pavyoncu Nazif'i hatırlarsınız. Evet, evet. Hakkında yakalama kararı çıkarttık. Cinayetle bağlantısı da olduğuna dair bir takım maddi delillerimiz var. Yani Hakan'la mı ilgili bu mesele? Hayır. Sadece sizden destek istemeye geldim. Nazif'i bulmak için sizden birilerinin desteği çok iyi olur. Tabii, tabii amir. Memnuniyetle. Nazif'le ilgili dosyaları zaten bizim ekipten arkadaşlar size iletecek. Tamam, tamam. İrtibatta kalırız, tamam mı? Tabii ki. Memnuniyetle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ne işiniz var sizin burada? Suna? Alacağım. Anneciğim, babamın arkadaşı Hakan abi. Neyse kızım, sen bebeğinle oyna. Kimsiniz siz? Arkadaşıyım Selim'in dediniz. Hastaneye kadar geldiniz. İzinsiz evime giriyorsunuz. Tanımam bilmem ben sizi. Ne istiyorsunuz? Kızın tedavisi nasıl gidiyor? Devam ediyor işte. Tedavi için aldığımız borç parayı soracaksan. Öyle bir şey yapmam. Hem Selim borcunu düzenli ödüyordu. Sadece sana bir teklifim var. Ne teklifi? Paranın geri kalanını ödeyebilmen için iyi bir teklif. O ağzını yüzünü topla, ben toplarsam fena olur. İtlerine de söyle çekilsinler tepemden. Hadi senetleri getirin. Duymadın herhalde. Başlanmadın mı? Dur hele dur. Tamam.
Bakarım başımın çaresine, merak etme. Kötü adam değilsin belli. Ne yapmışsan istemeden yapmışsındır Selim'i. İnandım. Ama benim seni affetmem mümkün değil. Anla beni. Üzmedi değil mi seni Selma teyzesi? Hiç üzer mi? Melek gibi benim güzel kızım. Kitabımı da bitirdim anne. Ne güzel okuyor maşallah. Bana bile okudu. Aferin benim kızıma. Hadi gel içeri gidelim. Leyla'cığım sen de yat azıcık dinlen. Çalışmaktan helak oldun. Ne gecen var ne gündüzün. İyiyim ben iyiyim. Merak etme abla. Sağ ol. Allah razı olsun. Yine seslen ben gelirim. Hadi Allah'a emanet olun. Olmaz. Bu böyle olmaz. Neymiş şu Nazif meselesi? Anlatın bakalım ha. Cesedi bulunan adam müteahhit. Nazif'le husumeti olduğu biliniyormuş. Korumasıyla beraber öldürülmüş. Nazif de olaydan sonra gözaltına alınmış. Bu sefer de Nazif'in koruması suçu üstlenmiş. Peki kamera kaydı var mı? Var baba. Nazif'in olay yerinin yakınlarında olduğunu gösteriyor. Peki nerede olabileceğiyle ilgili herhangi bir ipucumuz var mı? Araştırıyoruz. Cinayet şube pavyon çalışanlarını da sorgulamış zaten. Biz başka yerlere bakacağız. Pavyondaki adam değil mi bu? Cinayetten aranıyor. Hakan sen de destek at ha. Nereye gidersin, ne yapar? Öğrenin. Yani bulun şu adamı ha. Hadi, hadi. Anlaşıldı baba. Kuzum, niye ağlıyorsun sen? Babamı özledim anne. Ah kuzum. Babamla oynuyordum ben. Şimdi kimse benimle oynamıyor. Ben oynarım kızım. Hatta gel. Dışarı çıkalım ha. Dışarıda oynayalım. Tamam oynayalım. Ben kızımla oynamaz mıyım? Bu ne ara kırıldı ya? Özür dilerim. Sınırı aştım. Tamam git. Çalışmayacağım orada. Başka bir yerde çalışıp öderim borcumu. Nerede çalışacaksın? İş mi var? Leyla, şunu anla artık. Kızın yaşasın, iyileşsin istiyorsan bana muhtaçsın. Israr etmiyorum. İyi düşün taşın. Kararını ver. Anne, sen niye ağlıyorsun? Pavyondaki koruma ekibi bilmiyor. Bilseler de söylemezler. Nazif'in yakınlarından öğrenmemiz lazım. Bence takıldığı mahalleye gidelim. Oradan birilerini buluruz. Hakan. Gelsene. Hakan iyi misin sen? Siz gidin, benim ufak bir işim var. Ne işi ya? Siz gidin, gelirim ben. Bir derdi var ama. Bırak gitmeyelim üstüne. Gelince sorarız. Bu ek gözaltılar işe yarayacak mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Vallahi yaramasını umuyoruz savcım. Şimdilik elimizde başka delil ya da şahit yok. Buranın bağlantısı tamam. Ama bu iş daha büyük. Abisine kadar uzanacak. Eminsiniz yani? Ben eminim. Siz de biraz sabredip arkamızda durursanız.
Tabii durur tabii. Hep işbirliği içindeyiz savcıyla usta. Öyle değil mi Sayın Savcı? Yani öyle mi? Soruşturmanın ilerleyebilmesi için elimizden geleni yaparız başkomiserim. Kolay gelsin. Rıza müdürüme çok selam. Baş üstüne, baş üstüne. Lan savcıya söyleme bari ya. Kapı kapı herkese dert anlatıyorum ya. İtin biri için, yıldım be. Ya sıkacağız işimizi kardeşim, tamam. Allah Allah. Abi. Ne işin var oğlum senin burada? Silinlerle görevde değil miydin sen? Evet, beraberdik. Benim bir imzam eksik kalmış geçen günkü baskından. Apar topar çağırdılar. Al işte. Takip edin diyorum oğlum evrakınızı. Herkesin havada yani bir karış akılın. Tamam tamam, sen de başlayacağım evran. Neyse, ben şu imzayı atayım kaçayım abi. Tutmayayım sizi. Tamam hadi. İyi hadi oyalama. Tamam. Neyi var bu adamın ya? Ne bileyim ya. Allah Allah. Nazif Bey, sizin polis adliyede şimdi. Galiba halledecek dediğiniz gibi. Tabii gözüm üstünde, merak etmeyin. Evet. Abla, Nazif abi için geldiysen yok burada. Diğer mekanda da yoktu. Nerede? Önemli işleri var. Tamam. Neredeyse oraya götür beni. Seninle görüşecek durumda değil. Emin misin? Ona söyleyeceğim şeyler var. Senin yüzünden öğrenemezse ne yapar sana? Abla yapamam. İyi sen bilirsin. Nazif geldiğinde söylerim. Artık seni kovar mı, başka bir şey mi yapar bilemem. Abla dur, tamam. Gel götüreyim. Salim, ne haber? İyiyim savcım. İşlere dalmışım, kusura bakmayın. İyi çalış. Senin oğlan nasıl, iyileşti mi? Çok şükür savcım. Ufak bir hastalıktı zaten, geçti. Geçmiş olsun. Kahretsin. Kim var içeride? Asayiş şubeden bir arkadaş var. Öyle mi? Kimden izin almış? Kaç kere dedim sana, yazılı izni olmadan şuraya kimseyi sokmayın diye. Hakan komiser. Siz miydiniz savcım? Ne işiniz var burada? Bu fotoğrafı Nazif'in dosyasına koyacaktım. Rıza Baba istedi. Tamam, koyun dosyaya. Ben gideyim artık. İyi günler savcım. İyi görevler. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.